Ay çok heyecanlıyım. Heyecanlar heyecanlar. Yaptığım işi çok seviyorum. Joy iyi mi tipim aşkım? Ha? Saç baş yerinde mi? Başlıyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Boğa burcunun diğer burçlarla uyumunu paylaşacağım. Öncelikle ama şunu belirtmem lazım. Müthiş gerekli bir bilgi. Benim en sevdiğim böyle kahramanım diyeyim. Yani kahraman değil de işte Disney karakterim. Little Mermaid, Ariel. Zaten o da 89'lu. Benden bir yaş küçük. Bayılıyorum yani Little Mermaid'e. O yüzden bu tişörtü yeni buldum, yeni aldım. Bu da Eric ama onun kafası arkada. Öyle gereksiz bir bilgiyi de vermek istedim, paylaşmak istedim. Hiç konumuzla alakası yok, olsun. Şimdi bugün Boğa burcunun dediğim gibi diğer burçlarla uyumunu paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Koç burcunun diğer burçlarla uyumu videosunu sevdiniz diye düşünüyorum ve gördüğüm sonuçlardan da onu düşündüm. O sonuca vardım yani doğal olarak izlenmelerden falan. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum ve çok minnettarım. Şimdi şöyle bir şeye karar verdim öncelikle. İlerleyen burçlarda mesela bu video için Koç burcunu ele almayacağım. Çünkü bir önceki videoda hani o Koç videosunda zaten Koç Boğa olarak ele aldım ve yüzde verdiğim için bu videoda mesela direkt Boğa Boğa olarak başlayacağım. Bir sonraki videoda da bu diğer hem Koç hem Boğa'da ele aldığım burçları yani Koç ikizler ve Boğa ikizleri ele almayarak gideceğim. Bilginiz olsun. Sonra o burçlar nerede demeyin. Bir önceki videoyu izlerseniz, hani ikizleri açtıysanız hem Koç'a hem Boğa'da o bilgileri bulabilirsiniz. Yani her şey mevcut. Sadece açıkçası iki kere tekrarlamış olmak istemiyorum. Bu birinci sebebi. İkinci yine en önemli sebeplerinden biri de video çok uzuyor. O 20-21 dakikaydı. Hani videonun süresi daha kısalırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir Boğa burcunu hatırlamamızda fayda var. Birincisi dişil bir burç. Toprak elementine sahip. Arkası yani gölge yanı ya da sırtı akrep. Venüs gezegeni yönetiminde diyeyim. Ve genel özellikleri de biraz hantal olması, rutinden hoşlanması sabit bir burç olduğu için lüks sevmesiydi. Onun dışında da Boğa 5 duyusunu en iyi kullanan burç. Mesela bir yere gittiniz tatile, orada kesinlikle yediği yemeklerden çok keyif alır Boğa. İşte ne bileyim böyle güzel kokular alıyorsa doğada ya da bir parfüm mesela çok sever. Onu böyle doya doya yaşar. Yani aslında bir yerde dünyevi zevklerine düşkündür. Bu da onun aslında toprak elementine de sahip olmasından dolayı ve Koç'tan hemen sonra gelen burç olduğundan dolayı köklenmeyi de sembolize ediyor. Bu açıdan da değerli bir burcumuz. Şimdi hemen uyumlara geçmek istiyorum. Boğa Boğa olarak başlıyorum. Boğa Boğa açıkçası ikisi de dişil, ikisi de sabit, yani aynı birebir sonuç olarak ve bana göre iki aynı burç genel anlamda çok kolay değildir. Ama şunun da yeniden yani ve bunu söylerken hiç sıkılmayacağım, altını çizmemde fayda var. Kesinlikle siz Boğasınız, karşınızdaki Boğa, anlaşmayız gibi bir dünya yok. Çünkü o kişinin haritasına bakmamız lazım. Ve burada bahsettiğim sizin haritanızda toprak elementi ve özellikle Boğa burcu yoğunsa ve o kişinin haritasında da yine Boğa burcu daha fazlaysa o gezegenlerinde, 12 evinde her şeyi kapsıyor bu. O zaman bu şekilde evet uyumlu olmanız biraz zor. Ve benim Boğa Boğa'ya vereceğim yüzde açıkçası maksimum %33 olur. Çünkü gerçekten ikiniz de sabitsiniz. Bazı şeylerde inatlaşmanız olabilir. İkiniz de rutinden hoşlandığınız için ve hantal olduğunuz için size böyle bir enerji katacak biri lazım açıkçası. Başka bir burç ya da başka elementler. Çünkü siz böyle yatabilirsiniz ve yattığınız yerden kalkmayabilirsiniz. İkiniz de yani Boğa Boğa olarak zaten lükse düşkünsünüz, kaliteli şeylerden hoşlanırsınız. Bu gerek restorana gitmek olsun, gerek kendiniz için bir şey almak olsun. Yine burada da Aslan'la sizin aranızdaki farkı belirtmemde fayda var. Aslan burcu bunu başkaları için yapar çünkü pohpohlanmak ister. Ama Boğa'nın
Boğa DNA'sında, geninde böyle bir şey yoktur. O zaten kendi keyfine, kendi zevkine çok düşkün olduğu için bunu sever. Boğanın ikizlerle uyumuna gelelim. Boğa burcu dediğim gibi sabit, ikizler değişken. Boğa dişil, ikizler eril. Buralardan birbirinizi yakalıyorsunuz. Aynı zamanda sizin hantallığınıza, ikizlerin o çocuksu enerjisi kesinlikle çok iyi gelir. Bu açıdan da ele alırsak bir %70 veririm uyumunuza. Bir kere ikizler burcu maymun iştahlı bir burç olduğundan dolayı ve her şeyi denemeye açık, böyle hani çocuklar keşfeder ya, ikizler burcu da öyledir. Hani onu da keşfedeyim, bunu da keşfedeyim ama derinine inmeyi sevmez. Boğanın da biraz enerjiye, bunu şey anlamayın, biz boğayız, enerjik değil miyiz anlamında söylemiyorum. Ama daha böyle hani hareket hareket böyle, hani boğalar daha dediğim gibi yavaş hareket eder, daha ağırdan alır. İkizler ona çok iyi gelir. Aynı zamanda ama ikizlerin de öğrenmesi gereken şey derinleşmektir. Boğanın da özellikle arkası akrep. Akrep de derinleşmeyi sembolize ediyor diyeyim. Dolayısıyla gelişkin bir boğayla gelişkin bir ikizlerin uyumu gerçekten böyle çikolatalı dondurma gibi olabilir diyeyim size. Şimdi boğayla yengeçe gelelim. Boğa burcu zaten dişil sabit dedik. Yengeç için de öncü bir burç, o da dişil. Yengeç içine atan bir burç, pasif, agresif tepkiler verebilir. Yani biriktirir, biriktirir, siz kırılmayın diye. Ondan sonra bir anda patlayabilir. Çok anaçtır. Aslına bakarsanız yani iki gelişkin, yani boğa, gelişkin boğa ve gelişkin yengeç olarak ele aldığımızda uyum oranı daha artıyor. Uyumuna %65 diyorum. Neden? Bir kere ikisinin dişil olması benim için eksi bir özellik oluyor. Bu da neden böyle? Eksi de demeyeyim ama hani artı eksi zıt kutuplara ben daha çok uyumuna inanıyorum. Şimdi boğa burcu zaten yavaş dedik, hantal dedik, böyle lüks düşkünü dedik, hani sanatı sever dedik. Bir şey yapabilir, sonuçta arkası akrep. Yengeç burcu da tamam, seviyor, çok sever sevdiğini. Gerçekten böyle o zaten elementi ay. Yani sonuna kadar böyle sahiplenir, bir çocuk gibi görebilir onu, çocuğu gibi. Ya da babası yerine, annesi yerine koyabilir yengeç. Ama söylemezse, içine atarsa ve bir anda patlarsa boğanın da ona geri dönüşü biraz sert olabilir. Çünkü boğalar sabırlıdır. Ama bu özellikle sırtlarından, yani gölge yanları akrepten dolayı intikam almazlar öyle çok kolay kolay akrep gibi. Ama bitirirlerse de o bitmiştir. Kolay kolay arkalarına bakmayabilirler. Bu açıdan da yengeçle zorluk yaşamaları kuvvetle muhtemel. Özellikle gelişkin boğayla gelişkin olmayan yengeç gerçekten bana göre hani %40'a kadar düşebilir. Boğa ve aslana geleceğim ve Allah diyorum. Yani arkadaşlar tabii şöyle de bir şey var. Ben kovaya kovayım ve tabii ki de bütün burçlar başımın üstüne diyeyim. Her birini çok seviyorum ve gerçekten astroloji benim hobim. Hiçbir şekilde profesyonel böyle astrolog asla değilim. Ama bütün burçlar arasında en az sevdiğim burç aslan. Ve ne olur bana kızmayın, alınmayın. Bak çok dürüst konuşuyorum. Bu benimle ilgili çünkü benim sırtım, yani kovanın sırtı aslan. Aslanın da gölge yanı ve sırtı kova. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi size geleceğim. Boğa aslan uyumu, dişil, aslan burcu eril. İkisi de sabit burç. Aslan pohpohlanmayı çok sever. Boğa da lüksü sever ama kendisi için sever. Kendisi için alır dediğim gibi. Uyumları... Çok şeyde, ne denir buna, bıçak sırtında mı denirdi? %50-55 maksimum. Hadi diyelim çok gelişkinler, yine zorlayıcı olabilir. Çünkü Aslan Burcu hep ben diyor. Yani ben yaparım, ben isterim. Yani ben ego vardır. Çünkü artık 5. burçla ego gelişmeye başlamıştır. Bu sebepten dolayı boğa eğer aslanın ben demesinden... pohpohlanma isteğine de artık yani onu şımartabilirse diyeyim, bununla tamamsa ve birbirlerinin gerçekten haritaları boğaya aslan, aslana boğa olsalar bile hani dengeleyici burçlar da söz konusuysa tabii ki de muhteşem bir beraberlik olabilir. Boğa başak uyumuna gelecek olursak ikisi de dişil. Başak değişken bir burç, toprak elementi, aynı zamanda boğa da toprak elementi.
Aslına bakarsanız boğa eleştirel, mükemmelliyetçi, temizlik hastası diyebiliriz. Kesinlikle çok seçicidir. En seçici burçtur. Yani birinci Başak, ikincisi Oğlak. Ama seçtiğini de bırakmaz. Gerçekten o da sahiplenir. Ama yengeç gibi duygularla, anaçlıkla değil, daha mantıkla sahiplenir. Zaten gezegeni Merkür. O sebepten dolayı boğayla düşündüğümde hani Venüs, Merkür %75 diyebilirim. Çünkü her ne kadar ikisi de dişil olsa da ikisi de toprak elementine sahip olduğundan dolayı daha böyle hani yumuşak kalpli diyeyim burçlar. Hani eril değiller en azından. Daha böyle dominant özelliklere o kadar sahip değiller. Birbirlerini mesela başağın eleştirelliği, mükemmelliyetçiliği bu ayı daha çok çalışmaya, o totolarını kaldırmaya teşvik edebilir. Aynı zamanda başaklar çok sadedir, sadeliği sever. Ama boğa burçları daha ihtişamı sever. Dediğim gibi aslandan farklı, hani terazi de biraz daha farklı. Ama boğa kendisi için yapar. Bu anlamda da başağa destek olabilir. Şimdi boğa teraziye geldik. Şöyle bir şey var. Yine artık söylemiyorum. Boğa dişil, terazi eril. Şimdi ikisinin de gezegeni Venüs. Dolayısıyla uyumlarına bakacak olursak boğa terazi, şimdi boğa çok gelişkin olsa bile gelişkin olmayan bir teraziyle zor. Ama terazinin de gelişkin olduğunu varsayarsak %85. Neden? Çünkü terazi öncü bir burç. Boğa da sabit bir burç. Burada ne oluyor? Öncü burç olduğu için bir kere boğayı tetikleme özelliğine sahip. İkincisi biri dişil zaten, biri eril. Oradan da birbirlerini yakalıyorlar. Şöyle bir şey var sadece. Boğa hantal, terazi de tembel. O yüzden şimdi gelişkin diyorum. İkisi de gelişkin olmayan taraftaysa yandınız. Yani hani %20'lere kadar inebilir o, söyleyeyim size. Çünkü biriniz hantal, biriniz tembel. Hani böyle yaydıkça yayabilme ihtimaliniz var. Ama enerjiniz sonuç olarak yüksektir umarım diye tahmin ediyorum. Ve terazi de böyle giyinmeyi, şey yapmayı çok sever. Zaten genel olarak Venüs gezegeninin aurası yüksektir mi diyeyim buna, hani kaba tabirle. İkinizin de böyle bir ışıltısı vardır. Özellikle kadınlarının. Ama tabii ki de yani boğa erkeği ve terazi erkeklerinin de bu ışıltısı var. O yüzden bu alanlarda çok benzeşiyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Boğa terazi eğer bir yerlerden uyum yakaladıysanız ve bunu dengeleyebildiyseniz en uyumlu burçlardan biri olabilirsiniz. Boğa akrebi ele alıyorum. Boğa akrep zaten boğa önü, akrep de arkası oluyor. Ve ikisi de dişil burçlar. İkisi de sabit. Allah'ım diyorum. Yani burada da şöyle, burada da bir bıçak sırtı söz konusu. Uyumunuz %64 diyebilirim. Şimdi baskın bir boğa, baskın bir akrep zorlar birbirlerini. Çünkü akrep intikam alır. İkisi de dişil zaten bu arada. Ve boğa burcu bir şeyler yaptığında, çünkü boğa akrebe göre evet daha rahattır. Rahattır derken de o kadar, hani bir akrep kadar böyle bunu niye dedi, şunu niye dedi diye takıntılı düşüncelere sahip değildir. Her akrepte bu var demeyeceğim ama bir şeyleri didiklemeye başlarsa akrep yanar gider, yani kül olur. Zaten akrep videomda buna böğre böğre değindim. O yüzden izlemediyseniz onu da şuralardan izleyebilirsiniz. Ama boğa daha rahattır ona göre ve daha böyle lay lay lom. Ay güzellikler, işte nerede yemek yiyelim? Ay ben çok severim yemek yemeyi, gezmeyi. Hani böyle dediğim gibi güzellik, estetik. Akrep nedense beni biraz ürkütebiliyor bazen. Bu tabii ki de hani olumlu ve negatif özellikleri var ama pozitif ve negatif, daha doğrusu negatif özellikleri biraz korkutabiliyor ama ben gerçekten iyi anlaşıyorum. Ama dediğim gibi boğaların yani çok iyi de anlaşabilirsiniz. Böyle süper de olmayabilir ama şunu da yine altını çizerek söylememde fayda var. Eğer ki böyle bir yani boğa ve akrep beraberliğiniz varsa, partneriniz akrep ise, kesinlikle birbirinizi çok dengelersiniz ve akrepler siz boğadan ne öğrenebileceğinize, boğalar da siz akrepten ne öğrenebileceğinize bir bakın. Burada şöyle bir şeye değineceğim. Bir önceki videoda buna değinmiştim. Bunda da değinmiş olayım. Mesela
Boğa burcu erkeği ve kadını aklıma gelen Demet Evgar, Boğa burcu kadını ve George Clooney, boğalar. Aynı zamanda akrep burcu kadını ve erkeği Kıvanç Tatlıtuğ ve Julia Roberts. Yani bir bakın, hani boğa burcuna bakın ve bu insanları da düşünün. Akrep burcunu da düşünün, erkeğini ya da kadınını. Burada biraz hani birbirimizi nasıl dengeleyebiliriz diye düşündüğünüzde size belki bir ipucu verebilir. Hani akrep burçlarının o derinlikleri, boğa burçlarının da o zevk almaları. Yani aslında her burcun bir kelimesi var. Ve mesela boğa burcunun zevk, akrep burcunun da gizem. Dolayısıyla hani burada birbirlerini yakalamaları gerekiyor ve dengelemeleri de çok kuvvetli, muhtemel diyebilirim size. Şimdi 9. burca geçecek olursak boğayla yay. Boğa burcu dişil, yay burcu eril. Yay burcu gezmeyi çok sever ve o da derindir, ama o daha çok böyle derin konuları konuşalım. Yani ilahi olandır zaten, hani 9. evi de temsil ettiği için yay burcu. Gezsin, dolaşsın, eğlensin, kesinlikle eğlenceden çok hoşlanır. Eril ve aynı zamanda değişken. Şimdi burada boğa sabit olduğu için, yay da değişken olduğu için %89 olabilir mesela. Hatta en yüksek anlaşan burçlardan biridir. Belki hani %89 diyelim, 91'e kadar gidebilir. Akrep kıskanç bir burçtur ilişkide. Ve boğa burcu da ikincidir. En kıskanç olan ikinci burç yani. Yay, onun zaten sırtı yani gölge yanı ikizler, kıskanılmaya gelemez. Ve bu ilişkide, bu dinamikte sıkılacak diyeyim bir taraf olursa boğanın kıskançlıklarından, ya da sonuçta yay bağımsızdır. Hani o da bence kovadan sonra en bağımsız burç olabilir. Düşkündür. Yani sever, gezsin, eğlensin. Öyle, evet, gözü dışarıda olabilir. Ama illa öyle çapkınlık yapmak için değil. Sadece gezmiş olmak için gezmekten hoşlanır. Ve tabii ki de güvenilmek ister. Hani özellikle uzun süreli bir ilişki ise kadınına ya da erkeğine. O yüzden burada boğalar sıkmazsa bu anlamda yayları, gerçekten iyi anlaşabilirler. Boğa, oğlağa geldik. İkisi de dişil, ikisi de toprak, ama boğa sabit, oğlak burcu da öncü bir burç. Boğanın da aslında bir inadı vardır, ama oğlak daha da inatçıdır. Yani hatta en inatçı burç bence oğlak. Yani dediğim dediktir ve bir şeye gideceğim dediğinde onu durduramazsınız. Ama geçen o Koç burcunun diğer burçlarla uyumunda bunu demiştim, hatırlıyorum. Koç burcu başarmayı sever. Oğlak burcu da dedim iş, yani çalışmayı, o iş odaklıdır, onu sever. Şimdi burada da boğa inatçı, yani her şeyle inatlaşabilir. Ama oğlak, ya yani inatlaşmış olmak için inatlaşma olasılığı vardır diyeyim boğanın. Ama oğlak boş yere inatlaşmaz. Yani bir şeyde inat ediyorsa hiç de ondan kolay kolay dönmez. Ama bir sebebi vardır. Burada da hani boğanın da inadı tuttuğu noktada gerçekten bayağı çakışabilirler. Şimdi uyumlarınıza ne diyebilirim diye düşünüyorum. %67. Neden? Çünkü açıkçası yine buram buram boğa ve buram buram oğlak, birbirinizi bir yerde sıkabilme olanağınız var. Bunu da söylememin en büyük sebebi hani ikinizin de toprak elementine sahip olması. Daha böyle sizi hareketlendirecek bir şey lazım. Dediğim gibi Oğlak Burcu'nun haritasında daha böyle ateş, su elementleri de varsa dengelidir. Evet, olabilir. Ama buram buram boğa oğlak biraz zorlayıcı olabilir. Onun dışında da zaten oğlağın en keyif aldığı şey ilişkiler değil, çalışmaktır. Oğlak burcu boğayı teşvik edebilir, onu daha hareketlendirebilir. Boğa kovayı ele alırsak, burada yine geldim geldim kendime geldim. Buram buram kova olduğum için. Şimdi boğa burcunu artık biliyorsunuz. Kova burcunu anlatacak olursak, kova eril, sabit. O da dediğim dediktir, ama o daha çok yani biliyorum der. Dedim ya size, hani her burcun bir kelimesi var. İşte boğanın zevk dedim, akrebin gizem, kova burcunun da biliyorum. O bilir zaten, böyle görür kendini ve gerçekten her konu hakkında bilgiye de sahip olmayı sever.
Boğa burcuyla evet anlaşabilir kovalar. Lakin o kadar yavaş olabiliyorlar ki bazen. Yani onu seviyorlar. Daha böyle zevk almayı sevdikleri için yaptıkları her şeyden, yedikleri her şeyden, gezdikleri yerden. Böyle geç kalabilirler her yere ya da yavaş hareket edebilirler. Kova burada biraz tez canlı olması söz konusu. Aslında burada kovanın gezegeni Uranüs. Şimdi Uranüs de hızlıdır ve bu yüzden de kova böyle mesela pratik zekalıdır. Böyle çabuk düşünür. Boğa burcunu biraz bu anlamda haydi ne oluyoruz niye böyle falan diyebilir, darlayabilir. Yüzde olarak yine de bütün bunlara rağmen %70 veriyorum. Çünkü sevgili boğa burçları inanılmaz iyi gelirler kovaya. Kovanın yani buram buram bir kova ve gelişkin bir kova ise özellikle gerçekten zihinleri, akılları çok hızlı çalışabilir. Ve böyle zaten hani mucit derler ya bize. Hani bir sürü şey yapmak isterler ama böyle yakarlar yani o beyni. Bu aşamada hani boğalar böyle take it easy. Yani ağırdan al. Ne olacak? Yaparsın. Yavaş yavaş gibi gibi böyle onlara bir sözel ve hareketsel meditasyonda bulunabilirler kişilikleriyle. Dolayısıyla tabii ki de kovalar da boğalara iyi gelebilir. Ama benim nacizane fikrim kovalar bundan yani yararlanabilir derken bunu olumsuz yararlanabilir olarak söylemiyorum. Bir ilişkide boğa burcunun kovaya katabileceği bana kalırsa bir tık daha fazla noktalar olabilir. Şimdi son burca geliyorum. Boğa, balık. Allah'ım minnoş minnoş balıklar. İkisi de dişil. Balık çok kırılgan, çok naif. Neptün gezegeninin etkisinde olduğu için hayaller alemine çok kolay kapılabilir. Benim en aklıma gelen balık, Beren Saat. Yani o bakışlarında bile onu görüyorsunuz. Hani o naiflik, o değişik bir hüzün duygusu. Bunu bilmiyorum nasıl anlatabilirim ama yani Beren Saat'in gözlerinde net bir balığı görebilirsiniz. Boğa sabit dedim. Balık değişken dedim. İkisi de dişil. Anlaşmanız aslına bakarsanız bence gerçekten yine ikiniz de gelişkinseniz %93. Çünkü zaten balık burcunun diğer yani bütün diğer burçlarla anlaşması en kolay burç balık burcu arkadaşlar. Ve yani uyumlu bir burç. Her su gibi düşünün balığı. Zaten elementi de su da hani su her şekle giriyor ya. Balık burcu da öyledir ve bunu aslında tabii ki gelişkin değillerse içgüdüsel olarak yaparlar. Hani balık DNA'sı bir yandan da bunu gerektiriyor diyeyim. Ama neden yaptıklarını bilmezlerse, insanları deli gibi mutlu etmeye çalışırlarsa bir yerden sonra kendilerini tüketebilirler, mutsuz olabilirler. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ama şimdi balık bütün burçlarla en uyabilen burç olduğu için boğa da dişil, sanata düşkün, sabit olması da bir yerde iyi. O da hani böyle balığın kararsızlığını, en kararsız burçlardan biridir de aynı zamanda, dengeleyebilir çünkü rutin seviyor. Daha böyle bir şey yapıyorsa mesela her gün bir kafeye gidip oradan kahve içmek bir boğa rutinidir. Akrep de bunu yapabilir aynı zamanda ama sabit burçlar kova, aslan da buna daha meyillidir. Ama balık bunu yapmaz. Bir gün orada içeyim, bir gün burada içeyim, aman değişik şeyler deneyeyim. Bu gibi şeylerde yani bu basit bir örnek ama rutin sağlama konusu balık için hayati bir önem taşır ve burada da boğa burçları balığa destek olabilir. Boğa burcu videosunu, diğer burçlarla uyumunu nasıl buldunuz? Siz özellikle bir boğa burcuysanız, partneriniz, sevgiliniz, hoşlandığınız kişinin burcu nedir? Ve bu dediklerim sizde ne çağrıştırıyor, nasıl bir etki yarattı ya da bir şeyler kattı mı? Bunu benimle yorumlarda gerçekten paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız bana desteğinizi göstermiş olursunuz. Onun dışında da pazartesi ve cuma günleri bir aksilik olmadığı takdirde saat 6'da video yayınlıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve aşırı derecede şefkat ve özveriyle yaklaşın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere haftaya. Yine kendi kendime çok eğlendim. Zaten ben ve Joy ve Lucy, onlar da hiç bilmezler bana.
bakarlar öyle sadece. Gerçekten en uyumlu bunu mu yapıyorum? En uyumlu. En uyumlu burçlardan.